Aslında dün hazırlamış olduğum Godzilla ve Kong spoilerlı inceleme videomda sizlere Pacific Rim crossover'ından bahsetmiştim. Bu videoda değineceğim şey ise benim kesinlikle gözden kaçırdığım ancak Legendary'nin dün açıkladığı bir detay oldu. E tabi film bir hafta önce globalde vizyona girince ve hala kimse bu detayı görmeyince Legendary kendisi açıklamak zorunda kaldı. Filmin bir sahnesinde Kong'un Beast Glove isimli silahını tanıtıyorlardı. Bu silahın yapısı Kong'un sadece koluna kadar gelen bir prototipti. Ancak filmde Monarch'ın üzerinde çalıştığı ve ekranda gösterdiği asıl kol parçası Pacific Rim serisinden tanıdığımız Gypsy Danger'ın koluydu. Hatta emin olmak için iyice inceledim ve evet kesinlikle Monarch'ın Gypsy Danger'ın kolunu gösterdiğini fark ettim. Yani burada bizlere gösterilen prototip kol parçasıyla Kong'a taktıkları tamamen farklı şeylerdi. Gypsy Danger dediğimiz karakter Pacific Rim serisinde en çok ön plana çıkan Yeager'dı. Benim en sevdiğim Jaeger Striker Euro olsa da Gypsy Danger bu serinin reklam yüzüydü. Pacific Rim ve Monster Crossover yapacaklarının sinyallerini bu kadar net vermeleri bence güzel oldu. Çünkü bu zamana kadar hazırladığım 4-5 videoda bu olaydan bahsettim ve sizlere boş yere umut vermek istemem. Elbette bu videoda çok daha fazla detaya değineceğim dostlar. Ancak videoya başlamadan hemen önce bu hazırlamış olduğum içeriğe 2000 beğeni gelirse çok daha önemli bir konudan bahsedeceğim. Aslında sadece Monster geleceğini merak edenler var var mı diye beğenilere bakıyorum o kadar. Ayrıca kanalda yeni olanlar abone olup bildirimleri açarlarsa hiçbir içeriği kaçırmazlar. <laughs> Öncelikle şunu tekrardan belirtmem gerekiyor. Pacific Rim serisi Legendary ve Warner Bros'un hazırladığı ortak filmlerden oluşuyordu. Monsterverse filmleri de aynı şekilde Legendary ve Warner Bros'un elindeydi. Pacific Rim serisi 2013 yılında başlamıştı yani serinin temelleri 2014'ten öncesine dayanıyordu. Tabi bu süreçte stüdyo film içerisinde yer alan karcıları tanıtırken 2018 yılındaki filmlerinde Mutolar ve Toho'nun yıllar önce hazırladığı filmlerde kullandığı karcıları göstermişti. Zaten Mutolar tamamen Legendary MonsterVerse'a ait olan titanlardı. Bu yüzden Pacific Rim serisinde Monsterverse'e hikayeyi bağlayacakları ortadaydı. Yeni gelen filmin hemen öncesinde Kong kendinden daha büyük olan bir Jaeger'la Hollow Earth içerisinde savaştı. Buye göre tasarlayanlar elbette hükümetler falan değildi. Sadece Kaijudlardan intikam almak isteyen bir adam tasarlamıştı. Godzilla X Kong filminin hemen başında ise hükümetlerin artık bu titan saldırılarından rahatsız olduğunu öğrendik. Her zaman arkalarını kollayacak bir Godzilla olmayacağını düşünen hükümetler bu sorunu çözmek için yeni projeler üzerinde çalışıyorlar. Zaten daha en başında Godzilla'yı öldürmek isteyen ve bu durumdan rahatsız olan ülkeleri görmüştük. Filmin devamında Monarch'ın Gypsy Danger'ın kolunu gösterip daha büyük tehditlere karşı yeni silahlar geliştiriyoruz demesiyle birlikte artık her şeyi bizlere göstermiş oldular. Zaten Godzilla'nın yeni düşmanı kim olacak videomda Pacific Rim serisindeki Jaeger'lerden bahsetmiştim. Bu filmin devamında Godzilla için bir solo film gelecek ve insanlar artık iyice sinirlenmiş durumda. Her Titan saldırısında bir şehrin zarar görmesi ve Titanların kafalarına göre şehirleri talan etmesinden sonra artık Godzilla'yı bile öldürmek istiyorlar. Godzilla X Kong filmini izlediyseniz zaten Godzilla'nın şehre daha çok zarar verdiğini görmüşsünüzdür. Sire sadece radyasyon kaynağı arıyordu. Öte yandan Godzilla filmde en azından 4 farklı şehrin yıkımında yer aldı. Yani sizin anlayacağınız insanlar artık kendi kaderlerini bir kertenkeleye bırakmak istemiyorlar. Serinin devamında Godzilla da dahil olmak üzere pek çok Titan'ın Pacific Rim Yeager'ları tarafından hedef alındığını göreceğiz. Yani bu filmden sonra artık insanlar ve Kaiju'ların savaşı resmen başladı. Bu zamana kadar hep Kaiju'lar kendi aralarında savaşıyorlardı ve insanlar da kendilerini korumaya çalışıyordu. Ama artık buna son vermek için insanların tüm gücüyle karşılık verdiğini göreceğiz. Belki de seride tanıdığımız ve sevdiğimiz Titanlar filmin daha en başında öldürülecekler. Tabi şimdi sizler Godzilla'yı nasıl öldürecekler ya da buna cesaret edebilirler mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şu anda insanlar en gelişmiş teknolojiye sahip ve bu teknoloji sayesinde Godzilla'nın zaaflarını kolay bir şekilde belirliyorlar. Artık Godzilla'nın güç kaynağına sahipler ve her şeyi tespit ediyorlar. Sakın Pasifik Rim serisindeki Yeager'lara gönderme yapıldığı için aynı ebatlarda robotlar göreceğimizi sanmayın dostlar. Monsterverse'de göreceğimiz robotlar çok daha güçlü ve donanımlı olacaklar. Mega Godzilla gibi bir sürü robotik titan dünya ve uyuk dünya içindeki bütün kavcıları temizleyebilir. Ancak bu bir Godzilla filmi olduğu için yine insanları hatalı taraf yapacaklar. Yani filmde yine Godzilla'ya ihtiyacımız var edebiyatını kullanacakları için bu olayın içine başka bir titan daha girecek. Biliyorsunuz ki Mega Godzilla'nın yapımında kullanılan bir Gidorak kafası vardı ve bu kafanın telepatik bilinci hala açıktı. İnsanlar Pacific Rim serisinde bile bir Jaeger kontrol etmek için en azından iki tane pilota ihtiyaç duyuyorlardı. Geçim. Yeager'ları yapay zekaya bağlar ve onları komut etmesi için Mecha King Ghidorah'ı geliştirirlerse işte o zaman her şeyi mahvederler. Çünkü ilk seferde ders almış olmaları ve aynı hatayı tekrarlamamaları gerekirdi. İşte bu yüzden seride Pacific Rim crossover'ı olsa bile elbette Godzilla'yı tamamen yok etme olayını işlemeyecekler. Sadece Godzilla ve diğer Titanların robotlarla olan savaşlarını izleyeceğiz. Zaten Pasifik Rim serisinin ilk filmi 2025 yılında geçiyordu. Yani insanlar o dönem şartlarında teknolojilerini geliştirmişlerdi. Şu an Godzilla X Kong filmi yani MonsterVerse 2027 yılında geçiyor ve devam filminde teknolojileri biraz daha gelişmiş olacak. Elbette ben şu an sizlere herhangi bir beklentim olduğunu söylemiyorum. Sadece yapımcıların yeni filme nasıl referanslar verdiklerinden bahsediyorum. Şu anda yapımcılar bu yönde bir beklenti oluşturarak insanların ne diyeceğini görmek istiyorlar. Godzilla x Kong filmi şimdiden çok yüksek miktarda kar elde etti. Artık daha çok hype yaratacak ve biraz daha kanlı bir filme ihtiyaçları var. Yeni gelecek olan Godzilla filminde Titanlar ve insanların savaşını göstermek bence Godzilla X Kong filminden bile çok daha büyük bir hype yaratabilir. Elbette bu konuda sizlerin düşüncelerini de gerçekten merak ediyorum. Sizce yeni gelecek olan Godzilla filminde insanlar ve canavayların savaşması bu filmden daha iyi olabilir mi? Bana sorarsanız tabii ki olabilir ve bu yüzden projeye şimdilik olumlu bakıyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.